Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birinci sınıf malzemeleri tanıtacağım. Şu an üzerimde gördüğünüz gibi önlük var. İlk önce böyle bir açılış yapmak istedim. Şu an burada tüm malzemeleri koyduk. Arkadaşlar yerimize geçtik. Şu an buradaki tüm malzemeleri size nasıl olduğunu, nasıl kullanıldığı ve ne işe yaradığını hepsini güzelce ben göstereceğim. İlk önce fiyat bilgisi vermek istiyorum. Bu masada gördüğünüz tüm her şey, ben geçen sene 3300 TL verdim ama bu sene alacaklar 3900 TL vermişler. Yani şöyle diyeyim size, 600 TL'cik artmış. Bence artış olarak az çünkü dolar 2 katına çıktı. Acaba malzemelerin kalitesi mi değişti onu pek bilmiyorum. Ama yine de bence artış aşırı aşırı fazla değil. Şimdi buradaki her şeyi size güzelce tanıtacağım. Ama tanıtıma geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız ben çok sevinirim. Ayrıca buradaki tüm her şeyin nasıl yapıldığını Instagram'da hep hikaye atıyorum. Beni takip edebilirsiniz Instagram'da. Ben çok memnun olurum. İzleyen kişilerin hepsi abone olsa şu an çok abonemiz olurdu. Lütfen herkes abone olsun. Şimdi hepsini tanıtmaya geçiyorum. İlk kullandığımız malzemelerle başlayacağım. Yani birinci dönem aslında bunları kullandık. Bunların fiyatı da 365 TL'ydi ama ben toplam bir seneye söyledim. Birinci dönem çok az yani para harcadık. Hatta ben dedim bir şekilde bu kadar az para mıdır diye düşündüm. Sonra ikinci sınıf malzemeleri geldi. Bir tık arttı fiyat. İlk önce birinci dönem yaptığım şey sabundu. Gittim az önce sabun aldım. Çünkü artık sabunla işim bittiği için sabunu pek kullanmıyorum. Kokusunu özlemişim bu arada ya. Geçen sene full yani evin içi sabun kokuyordu. Yani her yer sabun kokuyordu. Bir sürü sabun vardı. İçten güzel kokuyor, durum. Şimdi arkadaşlar bu 150 gram. Aslında bizim kullandığımız 200 gram. Büyük dişler için 250 gram istedim. İlk öncelikle aynı hocanın derste nasıl istediği gibi başlayalım. Arkadaşlar eldivenim bitmiş. Evet arkadaşlar eldivenim bitmiş. Yani 1,5 senede bitti. Şu son iki kaldı. Neyse lavatuara gideceğim için yenisini alacağız mecbur. Bu sabunumuz. Şimdi bu da bu büyük şeyleri kesmek için. Nasıl büyük anlatayım? Yani büyük kalıpları. Yani direkt kalıp kesmek için. Şunlar da ince detay işleri. Zaten onunla yapılıyor. Arkadaşlar ilk başladığınızda hocalar ölçüleri falan veriyor böyle. İşte 3 santime 2 santim böyle ayarlıyorsunuz. Onun için cetvel ve kalem verdiler. Ama ben şu an size sadece göstermelik hızlıca bir şeyler yapacağım için çok şeye detaya girmeyeceğim. Bak direkt arkadaşlar ilk önce dışındaki şeyi böyle temizliyorsun. Mesela dışındaki bak gerçekten ben ilk başta bu kadar hızlı yapmıyordum. Çünkü böyle çok gitmesin diye. Şimdi aslında burada oran belirliyoruz ama ben direkt şöyle yaptığımı düşünün. Büyük parça alacağız değil mi? Büyük parçayı şöyle kestik. Şimdi arkadaşlar bu dişimizin kullanacağımız yer. Dişimize şekil vermek için aslında böyle kesiyoruz. Ben hayatımda hiç böyle hızlı kesmedim. Hiç hem de. Ya zaten ben size şu an şey göstermek için yapıyorum. Yani ne işe yaradığını göstereyim. Öyle. Yani yoksa gidip de burada diş yapmayacağız. Şimdi mesela bunu da atıyoruz. Hatta ben şöyle kullanıyordum. Şöyle kullana. Dişe işte şekilli veriyoruz. Bunu böyle yaparak işte yuvarlıyoruz. Dişi böyle yapıyoruz. Daha önce yapmış olduğum dişler var. Instagram hikayelerimde var. Oradan da bakabilirsiniz. Birinci dönem malzemeleriyle işimiz bitti. Çünkü bu kadardı. Sadece diş yaptık. Tüm dişleri yaptık. Şimdi arkadaşlar aslında bir şey daha eklemek istiyorum. Ben ayrıca bunu almıştım. Buraya ben sabunlarımı katıyordum açıkçası. Veya götüreceğim malzemeleri katıyordum. Hepsini bunun içine katıyordum. Bazıları gidiyor alet çantası alıyor. Ama ben hiç öyle şeyler almadım. Direkt çantama katıyorum. Daha güzel oluyor. O yüzden bu kadardı birinci dönem malzeme. Ama şimdi geldik ikinci döneme. İkinci dönemde daha farklı şeyler yaptık. Şimdi onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki malzemelerin hepsi görüyorsunuz. Bunların hepsi muma şekil vermek için kullanılıyor. Burada kullanacağımız şey şu mum işte. Bakın zaten kullanmışım hep. Burada şu içindeki şöyle göstereyim. Bu içindeki mavi şeyi yapmak için burada çorap kalmış. Bunu sabunu böyle pürüzsüz hale getirmek için kullanıyoruz arkadaşlar. Burada alçıyı böyle kıvama getiriyoruz. Bu arkadaşlar aslında şöyle, ilk başta biz bunu kendimiz yapıyoruz işte dediğim gibi. Aslında bu şöyle, evet aynen böyle. Bu böyle geliyor. Biz bunu dediğim gibi şunun içinde alçıyı döküyoruz. Daha sonra burada olduğu gibi kalıbımız var, görüyorsunuz iki tane. Bu kalıbın içine güzelce koyuyoruz. Daha sonra koyduktan sonra bu çıkıyor. Daha sonra altındaki şey var. Bu altındaki şeyi de yine aynı bunun içinde yapıyoruz. Ve güzelce buna yapıştırıyor. Arkadaşlar lastik vardı. Lastik de lazım. Bu da sadece bunu alırken, şurada gözüküyor bakın. Bunu alırken sadece bunu kullanıyoruz. Çünkü kaymaması için böyle etrafına geçiriyoruz. Bu da bir ekstra şey oluyor. Daha sonra dişimiz var. Bunun geçen sene hiç kullandığımızı hatırlamıyorum ama böyle sadece şeylere bakıyoruz. Yani dişin nasıl olduğunu. Bunu yapıyoruz ya. Buradaki morfolojiye bakıyoruz. Buradaki arkadaşlar dişler eksik çünkü bunun
dişleri biz derste kullandık. Yerine takabiliyoruz ama ben daha takmadım. O yüzden bunu komple bir dişli ağız olarak düşünebilirsiniz. Hata düştü. Bu da mum. Bu mumla bu mum arasında ne fark var diye soracaksınız. Ki ben de soruyordum başta. Bunu sadece ilk başta arkadaşlar burada gözüküyor mu? Gözükmüyor. Evet, silinmiş çünkü. Şey olsun diye yapmıştık. Üstünde böyle sürmüştük. Tam olarak ne işe yaradığını unutmuştum ama bu geçen sene de kullandık. Bu sene de kullandık. Bu sene de bunun üzerine gerçek dişleri yapıştırdık böyle rulo haline getirip. Onu da koyarım hemen. Şu an aldığımız malzemelerin ben bazılarını bu sene de kullanıyorum. Gelecek senelerde de kullanacağımı düşünüyorum. Hatta mesela burada bir tane motorumuz var. Onu da birazdan göstereceğim. O motoru da bu sene kullanıyorum aslında. Yani gerçekten bazıları her sene kullanabiliyoruz. Bazılarını şu an kullanmadım ama. Daha sonra burada bir tane çakmağımız var. Bu da işte o mumu eritmek için kullanıyoruz aslında. Bu sene de kullandık. Ha, ne deniyordu? Şu frezle buna ne deniyor tam bilmiyorum ben de. Bir tane de şöyle almıştım. Bu gerçekten büyükmüş. Yani bizim şu an kullandığımız makine daha farklı. Geçen sene bunu kullanmıştık. Bu sene bunu kullanmadık. İkinci sınıf malzemeleri de çekmeyi düşünüyorum. Ama hepsini tam bir güzelce öğrenmek istiyorum. Daha sonra burada kullanacağımız şey bu var. Bunu da göstereceğim az sonra hemen. Bir de maskemiz var arkadaşlar. Maskeyi şu an takmıyorum. Ama aslında laboratuvarda takmamızı gerçekten istiyorlar. Bu burada kalsın. Şimdi arkadaşlar burada bir tane bunun ismini bilmiyorum ama ispirto ocağı oluyor bu galiba. Şimdi buradan döküyoruz galiba bunu. Daha sonra da bunu yakıyoruz arkadaşlar ama ben daha hiç yapmadım. Okulda zaten bununla şey var arkadaşlar, bildiğiniz yakabileceğiniz şey var. O yüzden bunu daha hiç kullanmadım. Evde de açıkçası bununla yaptım. Şimdi gelelim en güzel yerine. Arkadaşlar burada motorumuz var. En pahalı olan zaten bu. Çünkü motor adı üstünde. Şimdi şöyle çıkaralım. Gördüğünüz gibi bu. Her şeyin yani başı bu. Şimdi bunu şöyle koyalım. Arkadaşlar motorumuzu fişe taktım. Şimdi size gerçekten güzelce gösterebilmek için. Daha sonra arkadaşlar bu bizim aleti çalıştırmak için gerekli olan şey. Şöyle koyalım yani. Bunu koyduk. Arkadaşlar bu da buna geçiyor. Hatta buna birkaç tane şeyimiz oluyor. Başka ne deniyor onun ucunu bilmiyorum ama biz bunu okulda kullanıyoruz. Her yerde kullanıyoruz. Gerçekten hepsi işe yarıyor. Şimdi arkadaşlar bunu buna takıyoruz. Şöyle. Sonra şuradan kapatıyoruz. Şu an bildiğiniz şunu kullanabiliyoruz. Hatta açıyoruz bakın. Gördüğünüz gibi. Dönüyor bu arkadaşlar. Bu ne işe yaradığını göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar bu buradaki şeyleri kesebilmek için kullanıyoruz. Bakın nasıl kesiyor. Biz buraları, buradaki dişleri komple sıfıra kadar kesiyoruz. Daha sonra ben tabii şunu kullanıyorum. Bununla içine küçük bir oluk açıyoruz. Bu oluğu da buradaki mumları böyle eriterek, hatta hepsini eriteyim size. Çok az. Buradaki mumları eriterek bunun üstüne alıp buradan. Daha sonra işte buraya koyup güzelce şekil veriyoruz. Şöyle göstereyim size dişlerimi hatta. Şöyle hepsini arkadaşlar şekil verdim. Bakın içeride hatta şurasını mavi yapıyoruz. İnişte de sarı var. Sarı da böyle top gibi güzelce yapıyoruz. Altı da hocamız kırmızı yapmamızı istedi. Böyle yaptık. Ben bunları yine Instagram'da paylaşmıştım. Hatta yaparken çektiğim ufak videolardan buraya koyarım. Güzel olur yani. İnşallah bulursam silmiş olabilirim. Çünkü telefonumda yer kalmadığı için bazen gerçekten silebiliyorum. Buradaki amacımız şey, dişlerin o güzel temasına göre biz burada mumdan diş yaptık. Yani aslında temasa göre. Yani burada dişleri tanıdık, nasıl olduklarını ona göre şekil verdik. İşte şurası daha böyle, daha şöyle. Öyle güzelce yaptık. Ben bundan kaç aldığımı hatırlamıyorum ama son arka dişleri yapmamıştım. Çünkü geçiyordum zaten dersi. Ve başka sınavlar vardı. Onları çalışmam gerekiyordu. O yüzden arka dişleri yapmamıştım. Tabii ki de siz hepsini yapın. Öğrenin. En güzeli odur arkadaşlar. Ben size burada yapmayın diye bir şey diyemem. Ha, bir de muşamba almıştım. Bunlar ekstraydı. Üzerimdeki önlük de ekstraydı. Bunlar da arkadaşlar 200 lira vesaire tuttu. Yani aslında benim kafamda daha pahalı diye düşünüyordum. Birinci sınıf çok pahalı gelmedi. Ama İkinci sınıf bir tık daha pahalaştı. Üçüncü sınıfta ne olur Allah bilir. 4 var, 5 var şimdi. O yüzden hiçbir şey diyemiyorum. Şöyle diyeyim.
Sabunlara biraz para gitti arkadaşlar. Bir sabun alıyoruz 100 lira, 100 lira, 100 lira, 100 lira. Ama o kadar çok sabun yapmadık. Yapmadık açıkçası. Daha doğrusu ben direkt tek sabunla bazen yaptığım oldu. İlk başta çok harcadım. Ama sonradan çok sıkıntı olmadı. Şimdi arkadaşlar birinci sınıf malzemelerin hepsi bitti. Hepsini güzelce anlattığımı düşünüyorum. Tabii anlatamadığım, iyi anlatamadığım yerler olmuş olabilir. Ama bence güzel oldu. Ben ikinci sınıf malzemelerini de çekmeyi istiyorum. Tabii şu an hepsini bitirmedik. Ve nasıl kullanıldığını hepsini güzelce aynı bu şekilde anlatmak istiyorum. Arkadaşlar videomuzu güzelce çektik ve bitireceğim. Sadece tek bir şey söylemek istiyorum. Kanalıma gerçekten izleyenlerin %87-90'ı abone olmuyor. Eğer abone olursanız çok çabuk büyürüz ve daha güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Ben bunu bugün çektim. Yani bugün dediğimi de siz nereden bileceksiniz tabii ki de. Çektiğim gün hemen bugün yarın editlemeyi düşünüyorum. Hemen atmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten sınavlarım oluyor. Bir sınavdan giriyorum, bir sınava çıkıyorum. Şu an önümde gerçekten 3 hafta içerisinde o kadar çok sınav var ki. Ama işte videoda çekmek istiyorum. Artık hepsini aynı anda götürmeye çalışacağım. Sadece sizden tek bir istediğim like, yorum, abone ol. Bu kadar. Sizleri seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay.